Arkadaşlar merhaba, biz şu an Onedio'dayız. Şu an size sorular sormuşsunuz, teşekkürler. Onları cevaplayacağız. Nasıl girdin? Muhteşemdi. Adını da söyle. Adım Caner. Senin adın ne? Pelin. O zaman. Hadi başlayalım. Nokta 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 huylu olan insanla anlaşamam dediğin huylar. Her şeyi gereksiz yere ciddiye alan. Anlaşamam. O kadar ciddi değil ya, o kadar ciddi. Ciddi şeyler var ama böyle saçma sapan şeyleri ciddiye alan insanlar da var. Değil mi? Ben de çok şikayet eden insanlarla anlaşamam. Güzel. Caner'e sorum. Neden sık sık fotoğraf siliyorsun? Pelin'imle olan fotoğraflarınızı lütfen silme. Sık sık fotoğraf siliyorum, koyuyorum. Bu hastalık. Yapacak bir şey yok. Emin olamamak, mükemmeliyetçilik falan. Sadece canım fotoğraf sıkılıyor bazen. Ki. Bazen çok canım sıkılıyor, oraya düşüyorum. Aa, şunu sileyim. Bir gün güzel gelen başka gün güzel gelmiyor. Pelin'inle olan fotoğraflarını silmeyeceğim, söz. Mesaj da siliyor. Mesaj da siliyor. Günlük hayatında en çok kullandığın üç kelime. Tamam, peki. Okay. Olur. Uyum timsali olduğun için. Bu şekil. Ayrıldığınız kişiye en son söylediğiniz cümle. Kalbime gömerim o zaman. Doğru söylüyor. Doğru. Instagram'da magazin sayfalarındaki haberleri birbirinize yolluyor musunuz? Aa bak ne olmuş diye. Yok ya, magazin. Yok, yok. İki tane çektim şansıma. İki tane şey yapabiliyor muyum? Hayır. Rol gereği gıcık olan birine kaptırıp gerçekte de gıcık oluyor musun? Hayır ya, öyle yapan var mı? Öyle yapan insanlar var mı? Cenaze namazı kıldılar ya, manyak mısın sen? Gerçi doğru. Yok ben yapmıyorum. Sen yapıyor musun? O kadar kaptırmıyorsun değil mi? O kadar. Bunu da okuyacağım. Oku be. Instagram DM'ye gelen son mesajı okur musunuz? Telefonum benim telefon yanımda. İçeride ya. Telefonumuz yanımızda değil. Getiriyorlar. Telefonu mu getiriyorlar? Valla. Eyvah eyvah. Oo çok şey, bunu geçelim. Bu olmaz. Evet ben son mesajımı şey yaparım, söylerim. Ben söylemem. Ben söylüyorum. Elif, benim Elif'im. Elif Çakman. Şu bebekleri çok seviyor. Güzel pazarlar aşk kuşum diye. Bunu yollamış. Birbiriniz hakkında bir varsayımda bulunabilir misiniz? Bulunamayız. Aa, bulunur muyuz? Bulunuz ya. Bulun bakalım. Bulunamayacak denli tanıyor muyuz birbirimizi? Bence tanıyoruz. Bence de tanıyoruz. Bulunuyorum. İyi bir şey. Hadi beni biraz öp. Ya bence sen yattığın gibi uyuyorsundur. Hayır. Aa, yanıldık. Baya dönerim. Yani aa, bayağı. Sen bana bul bir varsayımda. Eve gidince defne yaprağı yakıyorsundur. Hayır. Hayır. Hayır mı? Hayır. Ya her gün yakılan bir şey değil o ya. Peki. Ritüel düşmanı bu da. En çok nerenize ya da neyinize iltifat alırsınız? En çok nerene iltifat alırsınız peki? Sevgi bana bayılmış bak oradan. Oradan iltifat ediyor bana. Valla ben ellerime iltifat alırım ya. En çok neyi mi? Ben iltifat alıyor muyum? Aa. Kara çocuğum. Gülüş derler genelde galiba. Akrabalarım sadece falan. Aa içine atmıyorsun. Aa. Sette yaşadığınız komik anınız. Gelmedi hiçbir şey böyle sorunca. Ama çok var, çok çok komik setimiz. Çok eğlenceli, çok neşeli, çok... Öyle bir set yok yani. Sürekli gülüyoruz. Benim var mı? Yani. Benim bir tadın yok gibi bugün. Ah saçmalama. Bir gün Caner'le küstük. Evet. Komik anı diye ben buna derim yani. Evet hadi anlat. Hadi bu hikayeyi anlat. Küstük yani bayağı kızdık birbirimize. Evet. Böyle karşılıklı duruyoruz. Kayıt diyorlar, oynuyoruz. Kesiyor, şöyle yapıyoruz. Hadi bunu canlandıralım mı? Oynuyoruz mesela. Ben şu an repkenim. Şöyle bir şey, bir şey, bir şey. Ve genelde aşık oynadığımız için ben sürekli böyle... Ben daha aşık olduğum için şeyim. Benden ince biçti bir evet. Şey falan filan kestik. Falan gibi şeyler oluyordu. Zor sonra Pelin özür diledi, gönlümü aldı sağ olsun. Evet, hatasını kabul etti. Neyse ki. Çok öyle olmadı mı? Neyse. Barıştık ama hemen barıştık. Dizideki karakterinizle arkadaş olmak ister misiniz? Parantez içinde çok seviliyorsunuz. Biz de sizi çok seviyoruz. İster misin? Ben istemem. Ben isterim ya. Aa. Kıvılcımla. Kıvılcımla tabii. Sinan'la olmak ister misin? İsterim. Ben ikisiyle de olmak seni kesmez isterim. İkisi de tabii. Sen kaosçu olduğun için. Öyle deme ya. Öyle deme. Öyle insanların deme. İçinde. Doğru, ciddiye alınmasın. İnsanların içinde söylediğin şey. Aha gel gel. Romantik bir misin ve romantiklik sence işe yarıyor mu? Bize biraz tüyo verir misin? Romantik biri değilim. Tüyo veremem. Romantik biri değilim değil mi? Romantik değilim. Yani yok değilsin. Yok. Başka bir şeysin. Anlat Allah aşkına. Her şey olduğu gibi. Her şeyi anlar. Bugün burada. Sen romantik misin? Ben romantiyim bence ya. Benim hayata bakışım romantik. Çok tatlı değil mi? Tatlı mıyım? Sizin için ya bana niye sürekli ilişki soruları geliyor yani? Bilen birinin bir şey evet, mi oldu? Biri bir şey mi? Sizin için bir ilişkide en önemli şey nedir? Ya da sadakatsiz bir insanı affeder misiniz? Ona inanır mısınız? Ya da değil, bu ayrı bir soru yani. İlişkide en önemli şey nedir? Soru bir. Sadakatsiz bir insanı affeder misiniz? Soru iki. Ben ilkini cevaplayayım, sen ikincisini cevapla. İlişkide en önemli şey benim açıklık.
açık iletişim. Yani böyle uyumlar, üç kağıtsız işte birini karşıda tutmak değil. Yani açık, açık bir olmak. Ben affetmem, inanmam. Yani canımızı sokakta bulmadık. Konuş be. Hele. Dünya Ali ekibiyle bir WhatsApp grupları var mı? Varsa dedikodu yapıyorlar mı? Sizi çok seviyorum. Ya var, iki tane var. Çünkü bir tanesinden sevdiğimiz bir abiden fırça yedik. Kovulduk. Hani burada geyik yapmayın, ötede yapın gençler dedi. Ayfer ama çok haklı de değil mi yani adam? Bir şey diyeyim mi? Adam set saati bekliyor. Biz orada dın 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 ya dın. Ya iki üç kere güldük yani. Evet. Çok. Ama haklı. Sonra grup açtık, onu çok, almadık. Çok haklı diye mi ok diye cevap verdin adama? Yani sevdiğimiz bir abimiz. Seviyoruz. Seviyoruz. Kendisini. Ama grubumuz var yani. İsterse evet, de alırız onu da. İsterse alırız. Geyik grubuna. O ne diyordan soruları cevaplarken Instagram'a bir foto çekinip hikayede paylaşabilirler mi? Güzel oldu değil mi? Pek beğenmedim mi? Beğenmedin mi? Baba poğaça gidiyor. Güzel olmuş. Birazcık. Poğaça gidiyor. Bu iyi bak. Evet. Çok mutluyuz ya. Bu iyi. Daha mutlu olabilirsin. Evet. Ünlülerden 3 kişiyi çekilişe etiketleyeceksiniz. Kimler olurdu? Tarık Mengüç, Yatarı. Murat Kekilli, Doğuş. Doğuş dinledim ben dün. Doğuş dinledim biliyorsun. Ya. Doğuş Yalnızım dinledim dün akşam arkadaşlar. Yani öyle. Ben de Gökhan Özen diyeceğim. Gökhan Özen hangisiydi ya? Jet ski ile kaybolan abimiz. Gökhan Özen. Kulağımdan Öp Beni diye şarkısı olan o muydu? O mu? Kulağımdan Öp Beni. Değil diyen var. O öyle bir şarkı vardı ama değil mi? Kulağımdan Öp Beni. Bunlar ayıp oldu Gökhan abi. Tarkan. Tarkan. Tarkan etkili. Evet. Kendini televizyonda izlemeyi seviyor musun yoksa sen de utananlardan mısın? Ben iyiysem seviyorum, kötüysem utanıyorum. Çok iyi cevap bu. Ben de kah utanıyorum. Kah. Kah hoşuma gidiyor. Kah çok iyi tercih. İlerisiyle ilgili en çok yapmak istediğiniz şey nedir? Geriye gitmek. Felsefe yaptım biraz galiba. Ben bu arada film. Oo. Deme öyle. Film çekmek istiyorum. Aa. Ne zaman? 35. Bir 6 sene sonra. 6 sene sonra film çekeceğim. Senin... Aa, Uysal Elif sormuş. Ben tiyatro yapmak istiyorum ya. Onu içine atmıyoruz kurban olan. Ya tamam. En son sökemedi çünkü. Geç geldi. Kuralları. Ya. Google'da daha önce hiç kendinizi, adınızı yarattınız oldu mu? Peldo Güngör. Oldu değil mi? Tabii canım. Sonra ama üzüldün mü? Tipime bak diye. Dizi izlerken bazen benim kafam karışıyor. Sizin de oynarken kafanız karışıyor mu? Karışıyor mu? Benim karışmıyor. Senin karışmıyor mu canısı? Karışmıyor ya. Karışmıyor diyorsa karışmıyor. Senin? Sen niye cevaplamıyorsun soruları? Ben... Sadece bana cevaplatıp devam ediyor ya. Böyle bir şey oldu mu? Doğru. Ya şey karışmıyor da böyle bazen karışık çekince yani bundan önce ne oldu? Ha evet o oluyor. O oluyor. O oluyor. Neredeydik? Şimdi niye ha, buradayız? Niye şimdi bunu ha dedi ki? Yani bazen mesela Caner'e söylüyorsun mesela bundan önce bu oldu o yüzden bunu söylüyorsun. Gene içine sinmiyor. Ah ay çok merak ettim. Erkekler de düğün hayali kuruyor mu Caner? Hiçbir sevgilinle düğün hayali kurmuş musundur? Düğün hayal etmedim ya. Daha ettim. Atla giriş yapmak istedim düğüne. Gerçekten bu gerçek. Gerçekten böyle bir düğün. Kır düğünü böyle kocaman ve ben atla geliyorum. Konya civarından başlıyorum. Bu şey çok Anadolu dizisinde evet, oynamış. Çok... Kara aktör. Hayali. Tribi. Beni takip ediyorlar falan. 50 kare. Atla geliyorum. Burada küçük bir şey var. Onu sana bırakıyorum. Bakma, okuma soruları. Tamam. Stokta 10 üzerinden kendine kaç verirsin? Hedefe ulaşmak bağımında mı? Bilemem. 4. Aa! Amatör eğlendirir. Ben 9,5 veririm. Ciddi mi? Bir şey bulmak istiyorsan bulurum. Sana gelebiliyor muyum? Gel. Benim şöyle bir ihtiyacım var. Başvur. Anasından, kuzeninden girer. Buluruz. Öyleli. Bayağı soy ağaçlı. Tabii canım, her türlü. Son sorumuz. Evet. Güzel soru. Finale yakışır bir soru. Okuyorum. Keşke şu huyum olmasa dediğiniz bir huyunuz. Benim yok, ben kendimi çok seviyorum. Bana kurban olun. Var var. Yok canım. Var. Çok böyle huysuzlaşabiliyorum. Canım sıkıldığı zaman gereksiz büyük hareketlerim olabiliyor. Huysuzlaşıyorum yani, o zaman kendimi de sevmiyorum huysuzlaşınca. Ya ben korkam biraz. Korkuyorum. Her şeyden korkarım. Sevgi. Kıyamam. Her şeyden korkarım. Ne çok acı var minik kalbimde. Ne çok acı var değil mi? Bitti valla. Bitti. Şaka maka. Sevgi korktuğun gibi olmadı diyebilir miyim? Buna basalım. Böyle bir final şeyi yapalım böyle basmalı. Yönetmenim. Bitiriş, başlangıç, bitiriş. Bunlar çok önemli. Çok önemli. Güzel bitireceğim şimdi. Bize sorduğunuz soruları cevapladık. Bence çok tatlılardı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.